Foneria'nın YouTube kanalı Foneria TV'den herkese merhabalar. Ben Bahar Özmen. Bugün söz verdiğimiz gibi sevgili Mert Başaran'la yine stüdyodaki yerimizi aldık. Hoş geldiniz Mert Bey. Merhaba, hoş buldum. Merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Bugün daha bir enerjik görünüyorsunuz. Vallahi evet, çünkü sağ olsun Foneria beni güzel bir iftara götürdü. İftarımı yaptım, çok mutluyum şu anda. Afiyet olsun, Allah kabul etsin sağ Mert Bey. İftarın ardından da yayındayız. İzleyicilerimize demiştik, her ay bundan böyle mutlaka stüdyoda olacağız. Bir gün Mert Bey'le buluşacağız, bir araya geleceğiz. Neler oluyor, neler bitiyor, piyasaları inceleyeceğiz. Gündemde ne var ne yok konuşacağız demiştik. Sözümüzde durduk. Buradayız. Bir yandan da hastayız ama yayındayız. Aman dikkat diyelim tüm izleyicilerimiz de bu dönemde kendilerine dikkat. Kime hastasınız diye esprileyim mi? Çok esprileyimdir yani. Evet. Biz gripiz efendim. Sizler dikkat edin. Yok, iyiyim çok şükür. İyiyim, tamam, düzeldim ben. O gıcık falan geçti hepsi. Peki, süper. Efendim şunu da hatırlatalım, yayının başında hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın ve uygulamayı indirmediyseniz uygulamayı indirin ki bugünkü yayında ilerleyen dakikalarda sevgili Mert Başaran'dan bir ricam olacak, sürpriz olsun şimdilik. Siz de benimle eş zamanlı olarak onu yapabilmek adına bence uygulamayı indirin diyeyim. Mert Bey, dün Merkez Bankası beklenmedik bir şekilde aslında 500 bas puan faiz artışı yaptı. Bunu kimse beklemiyordu ama hemen yayının başında da Foneria kurucusu sevgili Arif İsfendi oğluna selam olsun. O demişti, bir artış ben bekliyorum aslında diye geçen ay demiştir. O tarlı da olsa bu ay geldi. Ve tam tersi oldu, yani beklenmediği için borsaya da satış geldi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Ya ben borsaya gelen satışı ya ondan çok olduğunu düşünmüyorum. Borsa çünkü zaten seçime kadar arada böyle testere piyasası yapacak gibi gözüküyordu. O beklediğimiz bir şey. Yani borsada 8-700'e geliyor. Kanalın altı orası. Orayı kırmıyor. Yukarı çıkıyor 9400 orada. Tam olması gereken, geçen seçimden önce ne yapıyorsa aynısını yapıyor. Geçen seçimden önce de 4500, 5500 arasında böyle gidip geliyordu. Orada bir sıkıntı yok. Orada her şey beklendiği gibi, benim açımdan beklendiği gibi. Dolarda da aynı şekilde bir yukarı atak bekleniyordu. Ama o olmadan da bunu yapmaları faydalı oldu. Çünkü gerçekten ucuz yani. Düşük, faizimiz çok düşük. Yani enflasyonun altında kalıyorduk. Enflasyon altında kaldığı sürece de insanlar parasını TL'de tutmak istemiyordu, korkuyordu. Mantıklı değildi. Dolayısıyla yapılması gereken bir şeydi. Yani yapılır mı yapılmaz mı, bu kadar cesur bir adım yaparlar mı yapmazlar mı? Herkes pek beklemiyordu doğruya doğru. Çünkü faiz daha önce karşı çıktığı için Sayın Cumhurbaşkanı bunu yapabileceğini pek düşünmüyordu kimse seçimden önce özellikle. Ama yapıldı. Yapılması güzel oldu. Bence çok sağlıklı. Maalesef enflasyonun olduğu yerde faizden kaçamazsınız. Faiz keşke olmasa, ben faize çok karşıyım. Çok zararlı bir şey. Mahveder ekonomileri, ticareti, ülkeyi, her şeyi mahveder. Ama bunun bir yolu var. Faize ihtiyacınız olmayacak kadar güçlü olmanız lazım. Başkasının parasına muhtaçsan ülke olarak veya vatandaş olarak veya insan olarak. Yani ben bir iş yapacağım, bir ayakkabı alacağım, çanta alacağım veya bir tatile gideceğim veya o da bir yatırım yapacağım. Dolayısıyla benim birinin parasına ihtiyacım varsa senin ona mecburen faiz ödemek zorundasın. O faiz de enflasyon üzerinde olmak zorunda ki o kişi sana para versin. İdeal nedir? İdeali inşallah Türkiye borçlu bir ülke olmaz. Japonya gibi olur, Almanya gibi olur. O zaman %1, %2 faizleri konuşuruz. Ama şu an bu kadar borç, bu kadar harcama olduğu sürece bu faizlerin artması lazımdı ve maalesef o da oluyor. Yani olması gereken ekonomi politikası açısından doğru bir adım oldu. O da işte biraz doların ateşini söndürdü. Şimdi sizin dediğiniz gibi herkes işte döviz yükselecek diye gitti döviz aldı. İşte altın alanlar yine içeri girdiler. Bu dönemde aslında işte bu her seferinde konuştuğumuz şey aslında sevgili Mert Başaran, siz de söylüyorsunuz. İşte ne olacağını öngöremediğimiz noktalarda yanlış hamleler yapabiliyoruz. Bu gibi süreçlerde yatırımcı parasını nasıl korumalı, neyde tutmalı? Şimdi şöyle, ilk önce bu programın formatında şunu yapmak istemiştik. Geçen hafta onu söylemiştik. Ben şunu yapmak istiyorum her ay. Aylık olarak sizin, yani sizin derken Türkiye'de bir sürü fon var. Hı hı. Sizin aplikasyon aracılığıyla onları kontrol edeceğiz. Altın fonları var, yurt dışı borsalar fonları var, yerli borsa fonu var, Eurobond fonları var, faizli fonlar var. Bütün bu fonları aylık olarak grafiğe yansıtarak ne kadar getiri sağlamış, ne yapmış bakmak Hadi istiyorum. Bakalım. Dolayısıyla önce bir altından başlayalım. Ondan sonra neler yapılabilir bir konuşalım ama önce bir altın fonlarına bakalım. Altın fonlarımız. Evet, son bir ayda, haftalık olarak da gerekirse bakarız ama altın fonları ne getirmiş? Şimdi geliyor ekrana. Kıymetli madenleri şöyle açtığımız zaman. Bakalım, kıymetli madenler son bir aylık mı bu? Bir aylık. Evet. Bir aylık getiri. Bir aylık getiri. Ya bu bir aylıksa gerçekten çok iyidir. Gerçekten bu kadar yüksek getirmiş mi? Evet evet. Gerçek yani. Ama hiçbir şey yok uygulamada. Vallahi ben bak takip edeyim, o kadar belli oluyor yani. Ben alıyorum ama bakmam böyle günlük olarak. Hı-hı.
Son bir ayda evet, altın fonu TEP portföyün TUA %22.85'e yakın bir getiri yapmış. Hı hı. %21.60 getiren var. Burada bir kez fon seçiminin ne kadar önemli olduğunu bir daha görüyorsunuz. Çünkü 22 getiren de var, 18 getiren de var. Ama mesela 22 getirenin üzerine bir tıklayalım. O 22 getirenin altınla, altının ve dolarla eşleniğine bakalım. Hadi bakalım neler olmuş. Grafikte şimdi ayda geliyor, performansı seçiyoruz. Karşılaştıralım. Neyle? Altınla ve dolarla. Eğer altına tamam yapabiliyorsak altın ve dolara yapalım. Hemen gelsin. Euro'yu da koyalım. Hatta euro'yu da koyabiliyorsak koyalım. Peki euro da gelsin. Her şeyi koyabiliyoruz. Evet. Yine uygulamayı indiren izleyicilerimiz, takipçilerimiz de onlar da görebilirler bu şekilde. Neyi merak ediyorlarsa sadece döviz yok, altın yok, gayrimenkul var, enflasyon var. Her şeyle karşılaştırabilirler. Evet. İnanılmaz enteresan. Mesela baktığımızda her şeyden çok getirmiş. Ya inanılmaz çok getirmiş. Tabii. Gram altın %11 getirirken fon %17, %20 arası getirmiş. Bu çok ciddi bir oran. Kıymetli madenler fonu ama bu. Büyük ihtimalle bunun içinde gümüş de vardır. Ondan kaynaklanıyordur. Gümüşle beraber çok iyi yönetiliyor bu fonlar. Ondan dolayı bakın gördünüz mü? %10 gram altının arttığı, doların yaklaşık %3, euronun %3 arttığı yerde bu fon %22 getirmiş. Bu çok iyi bir fon. Hadi bu fon birinci fon. Hadi birinci fonu bulamadık. Hadi seçemedik diyelim. İkiye. Bir diğerine de bakalım, evet, diğerine ister bakalım misiniz? Evet lütfen. Yine yeri çıkıyoruz hemen bir diğeri. İkinci sıradaki %21,60 getirmiş. Yine gidelim grafiğine bu bakalım. Bu fonun ismi neymiş? Bir dakika, bu ismi nedir? AFO. Altın fonu AFO. Evet. Müthiş. Evet AFO. Bakalım. Hemen açalım, karşılaştıralım. Bu arada az önce fonun içeriğini de söylemiştiniz. Grafikten baktıktan sonra dilerseniz fonun içeriğindeki evet, detaylara bakalım, da bakabiliriz. Yok uygun, çok yüksek geldi oranlar. Müthiş geldi o yüzden. Hı-hı. Yine yani evet, iki katı. Burada bir yanlışlık yoktur değil mi? Hayır hayır yok. Müthiş oran yani. Çünkü bakın, mümkün değil. Yani %10, 11 altının getirdiği yerde, doların %3,5 getirdiği yerde altın fonu %21,50 getirmiş. Evet. Peki neden bu kadar çok getirmiş? Bunun içinde ne var? Bir ona bakalım. Bu altın fonunun içinde neler var? Hemen bakıyoruz. Yani yabancı hisse senedi de var. Yatırım fonları katılma payları da var. Yine yüzde mesela katılma, en yüksek oran nedir? En yüksek oran? %44,2 kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası. Tamam. Evet. Büyük ihtimalle ondan kaynaklanıyor. İçinde bunun büyük ihtimalle kıymetli maden olduğu için gümüş de var. Hı hı. Gümüşün getirisinin yüksek olmasından dolayı bu böyle güzel bir getiri getirmiş. Epey güzel bir getiri. %20'ye yakın bir getiri. İnanılmaz bir getiri ve yaklaşık ilk 10 fon bu fonları getir, bu rakamları getirmiş. Buraya bir de gümüşü koyabilir miyiz peki? Bu sistemin içinde gümüşümüz var mı? Peki hemen gümüş de var. Yine kıymetli maden tarafına girip gram gümüşü seçebiliyoruz. Bakın, ve grafik karşımızda. Gümüşü gördünüz mü? Bakın gümüş de %11,77 getirmiş. Yani bu gümüşü de altını da hepsini de üzerine getirmiş. Dolayısıyla fon almanın güzelliği burada işte hep söylüyoruz. Fonlar iyi yönetiliyor derken bunu kastediyoruz. Fonlar sizin bireysel olarak yapamayacağınız şeyleri yapabiliyor derken bunu kastediyoruz. Özellikle son 2-3 haftaları bunun çekimlerini yaptım. Altın kuyumcularda makası çok şey olduğu için, makası çok açıldı. Makası çok açıldığı için alım satım arasında %3, %5'e yakın farklar oluştu. Dolayısıyla bakın fonlarda bu dert de yok. Dolayısıyla baktığınızda görüyorsunuz ki fon almak çok çok daha mantıklı oluyormuş. Burada rakamla da görmüş olduk. Çok teşekkürler. Yaklaşık ilk 10 fonunu baktığımızda grafikleri epey rakamların çok üzerinde. Bakın kaçıncı? 18. O bakın daha aşağı yani. 18, 17. Evet çok ciddi yani. Yani altın %11 getirmiş. Altın hepsi üzerinde. Neredeyse altını aynen, geçmeyen altın fonu yok. Ve aynen, epey geçmiş. Yani %15-20 getiri inanılmaz. Evet, 1 milyonunuz evet, var diyelim. 200 milyon kazanmışsınız. Tabii. Bir ayda kim kime veriyor bunu 200 yani? 200 bin lira aynen. Aynen. Yani siz fon alıp da böyle 200 bin kazanıyorsanız evet, altın alsaydınız 100 kazanacaktınız. 100 bin lira fazla kazanmışsınız. O 100 bin lira içinden çıkarsanız değil mi? 1000 lira bana bir iktidar ısmarlasanız ne güzel olur. Bir şey söyleyeceğim Mert Bey, söylemeden geçemeyeceğim. Bir önceki yayında da acıktım ben yemeğe demiştiniz ya. İzleyicilerimiz yazmışlar videonun altına, Mert Bey'i yemeğe götürdünüz mü, götürler, nereye gittiniz diye. Yemeğimizi de yedik. Yakında bir yere götürdüler. Güzel. Evet, çok evet, güzel. Teşekkürler. İstediğiniz yemek olsun, aşk olsun. Peki altın dışında, fonlarına baktık. Evet. Yurt dışı fonlarına evet, bakalım mı? Evet, yurt dışına bakalım. Yurt dışı piyasalardaki fonlara bakalım. Yurt dışı piyasalardaki fonları da rica edelim.
Mesela en yüksek getiren son bir ayda blockchain teknolojileri değişken fonu. Evet. 15,92 getirmiş yüzde. Bu Garanti Bankası'nın blockchain fonu. Aynen. Öbür ikincisi kimi? İkincisi İstanbul Portföy'ün blockchain teknolojileri karma fonu. Üçüncü kimi? Üçüncü yatırım de Azimut Portföy'ün yabancı BYF fon sepeti fonu. Dördüncü yabancı hisse fonu. Dördüncü yabancı hisse fonu. Aynen. İş Portföy'ün. Tamam. Aynen. Şimdi birinci ve dördüncü bakalım. Büyük bankalarınkine bakalım ki insanlar böyle biraz daha şey yapsınlar. Tamam. Ne yapmış bankalar? Garanti'nin Garanti Bankası'nınkine bir bakalım. Bunu şeyle hem dolarla tamam. Ondan sonra hem de şeyle yurt dışı borsayı koyabiliyor muyuz içine? Koyamayız. Mevduatı koyabiliriz. Mevduatla tamam. Mevduatla bakalım. Hemen geldi ekranlara. Bakın da. Bakın görüyor musunuz? %15 getirmiş bu fon. Yaklaşık olarak dolar veya mevduatın 5 katı. Evet. 3-3,5-4 kazanacakken 15 kazanmışsınız. Bu fon da inanılmaz iyi bir getiri sağlamış. Garanti Bankası'nın blockchain fonu. Gerçekten çok iyi bir getiri. Peki bir de şeye bakalım lütfen. Dördüncüye demiştik. İş Portföy'ünküydü evet. O da. Hemen İş Portföy'ünkünü de açalım. Bu arada grafikler de ekrana gelirken şundan da bahsetmek isterim. Şimdi Foneria'nın bir diğer güzelliği de istediğiniz zaman uygulamaya girip istediğiniz saatte alış emri verebiliyorsunuz. Hani bence bu çok iyi bir şey. Aklınıza uykunuz kaçtı, 2'de bir karar aldınız. Geceleri genelde böyle kritik kararlar da verilir. Hani direkt uygulamaya girip istediğiniz alış emrini verebilirsiniz. Ya burada en çok sorulan şu soru vardı. Mesela altın fonunda geçen hafta çok oldu. İşte altın fonları bazı bankaların kapalı. Hı-hı. İşte Yapı Kredi Bankası'nı alacağım diyor. Yapı Kredi Bankası'nda şu an yok. İşte Garanti Bankası'na girdim orada da yok. 2-3 bankaya girdim yok falan. Böyle durumlarda eğer hani şeyiniz yoksa hani o bankadan öbür bankaya geçmek evet. istemiyorsanız bu tek uygulama üzerinden de tabii. bunu yapabilirsiniz. Normalde bankalarda da bunu yapılabiliyor ama buradan hem her grafiklere şeyi. Bakarak hem içeriklerine bakarak tabii. daha detaylı bilgileri de alarak buradan da bunu yapabilirsiniz. Yani illa buradan bir bankanın veya bir fonlu şirketinin portföyünü almak zorunda değilsiniz. Bir şey yoksa öbürüne de bakabilirsiniz ve emrinizi daha sonrası için de verebilirsiniz. Aynen, bu da bir avantaj sağlıyor. Aynen evet. öyle. O anda da emir verip alış emrini bakın bu da %13 İş Bankası'nın fonu getirmiş ve yaklaşık %3,5 getirilen bir dönemde. Yani yine çok çok iyi bir oran. Evet. Bu da çok iyi bir oran. Yine burada yani. Merak ettiğim bir şey var. Bu blockchain fonları, blockchain fonu var ya ilk konuştuğumuz. Evet, onunla garanti. Beraber AFT, Yay ve GUH'u da koyalım mı? Onlarla karşılaştıralım. Birbirini dördünü beşini karşılaştıralım. Peki sizin favori fonlarınız? İşte o yüzden ben evet, Mert Başar'ın favori fonlarıyla karşılaştıralım bakalım. Yay'ı sizden çok sık duyuyorduk. Daha önceki yayınlarda bahsetmiştiniz. Büyük ihtimalle blockchain bu ay yaydan daha iyi olmuştur. O yüzden onu görmek istiyorum Tamamdır. Ben de. Tamamdır. Hemen geliyor ekranımıza. Blockchain fonları çünkü biraz onu da içeriğine bakacağız şimdi. Şimdi hemen ekran hazırlanırken ben de izleyicilerimize şunu hatırlatayım. Sevgili Mert Başaran'a çok sorular geliyor. Yine yayın boyunca sorularınızı bize ulaştırırsanız evet, en sonunda cevap vereceğiz. Evet, sevgili Mert Başaran'a sorularınızı iletiyor olacağım. Evet, blockchain bu hangisi? Evet, bakın şimdi GUH fonu, GUH, AFT, Yay. Bunlar bu üçü, alttaki üçü yurt dışı hisse senetlerine endeksli. Onlar da enflasyonun ve şeyin mevduatın ve doların 3 katı falan getirmişler. Aması var ama şey çok daha iyi getirmiş. Blockchain fonu çok daha iyi getirmiş. Niye? Bu aralar bir blockchain teknolojilerinde evet. ve kriptolarda bir ciddi bir talep olduğu için oradaki fon daha çok getirmiş. Dolayısıyla bu blockchain ve kriptolara bağlı biraz daha böyle kriptolara bağlı demeyeyim de onlarla biraz senkronize giden blockchain fonları daha iyi getiri sağlamış. O yüzden bir bakalım mesela GBFV'nin içinde ne var? Öbürlerini biliyoruz. GUH ve AFT falan. Yurt dışı hisse senetleri var. Bu bakalım içinde neler var. İçinde neler varmış. Ben okuyabilirsin. Yine %60,5 yabancı hisse senedi, %22,3 hisse senedi, %10,9 takas bank para piyasası, %3,9 özel sektör dışı borçlanma araçları ve %2,3 vadeli işlemler, nakit teminatları mevcut. Evet. Dolayısıyla gördüğümüz üzere buradaki biraz daha yabancı hisse senetleri ağırlıklı ama yabancı hisse senetlerinin içinden de biraz daha blockchain'e daha entegre olan, daha o sektöre uygun fon hisseler olduğu için çok daha hızlı koşmuş. Dolayısıyla en hızlı koşan fon şu anda blockchain fonu. Bu arada bunu da görmüş olduk herkese. Buradan siz de girip, bakın bu çok önemli bir şey. Her ay yapıyoruz biz bunları. Haftalık olarak da yapabilirsiniz, aylık olarak da yapabilirsiniz. En çok ne getirmiş, en az ne getirmiş? Bunları takip ederseniz istikrarlı olarak bazı şirketlerin çok iyi getiri sağladığını, bazı bankaların çok iyi getiri sağladığını, bazı işlerin, bazı temaların diyoruz, temaların çok istikrarlı iyi getiri sağladığını görmüş oluyorsunuz.
Dolayısıyla bu çok önemli. Tamam. Okey. Yerli fonlara da geçelim mi? Burada kalalım mı? Buradan sonra yok. Bu tamam. Yerli borsa fonlarına bakalım. Tamam. Yani yerli borsa. Türkiye borsası ile ilgili son bir ayda nedir durumumuz bakalım. Hemen en çok geliyor. Benim anlatmaya çalıştığım şimdi. Türkiye borsasına girmişsiniz. Türkiye borsasında %20 kazandıran da var. %5 kazandıran da var. Bakın %20 olan da mutlaka şey vardır. Koç iştirak mesela %5.47 kazandırmış. Hı hı. Mesela şu 5.47 kazandıran fonun alttaki iş bankasınınki nedir? İsmi nedir? Alttaki iş bankasını hemen söyleyeyim. Bio. Tamam. O zaman ilk önce bir sürdürülebilirlik tamam, hisse senedi. Tamam. İlk önce bir Koç'unkine bakalım. Koç iştirak fonunu hem dolarla hem de mevduatla getirisine bakalım. Bir de borsaya koyabilirsek borsa getirisine bakalım. Hemen onu da koyuyoruz. Hemen bir soru çünkü yani borsaya tamamdır. Göre ne yaptığımız önemli. Çünkü borsa için çok keyifli bir ay değildi. Hı hı. Çok sıkıntısı olan müşteriler var, zarar eden müşteriler evet. var. Evet. Şimdi bakalım. Şimdi yaz 5.47. Hemen evet 5.47 Foneria mevduat endeksi. Bakın işte bakın bu çok önemli. Bunun hatta bana bu kısmını lütfen screenshot yapıp yollamanı rica ederim. Çünkü bu çok önemli bir konu arkadaşlar. Hatta ilk baştaki de altını da vaktin olduğunda bana screenshot yap yolla. Hemen anında ekran görüntüsü altında. Evet altında yap. Niye? Çünkü bakın vatandaşın şunu anlaması lazım. Bakın borsa kötü diyoruz bir aydır. Borsa yaklaşık %3-2.50 kaybetti. Niye fonlar diyoruz işte bakın. Evet. Borsanın bu kısmı hatta lütfen bana Reels bile çekin bu kısmı lütfen. Tamam bir daha başlıyorum. Bakın niye fonlar diyoruz. Bakın burada ekranda gözüküyor. Borsanın %2.50 kayıp ettirdiği bir aydan bahsediyoruz. Yani kötü bir ay geçirmiş borsa. Seçim öncesi. Bunun içinde bu 2.56 endeks, 2.49 endeks. Bunun içinden vatandaşın bazısı %10 kaybetmiş, bazısı %20 kaybetmış. Ama hiçbir şey yapmayıp, hiçbir şey bilmiyorum Ayşe teyzeyim ben diyen ama bu Koç büyüktür ya bunun iştirakları vardır da büyük adamdır, büyük şirkettir bunlar para kazandırıp deyip bunun fonunu alıp hiçbir şey bilmeyen bir adam 5.47 kazanmış. Yani evet. Şu an borsayı da geçmiş hani o çok kazandıran dolar var yani herkesin çok kazandığı ödediği doları da geçmiş. Dolayısıyla doğru yatırım böyle oluyor. Fonlar doğru yönetildiği için doğru kazandırıyor. Çünkü onun içinde öyle şirketler var ki Yapı Kredi var. Çok kazandırdı. İşte Ford Otosan var, Türk Traktör var vesaire. Yani tek tek almak mı? Tek tek almaktansa fon daha mantıklı evet. deme nedenim bu arkadaşlar. Hep baktığınızda bunu göreceksiniz. Çok önemli. Fon. Yani para fonda kalırsa bu dönemlerdeki şokları daha rahatlıkla atlatıyor. Aynen hem öyle. De portföy yöneticileri de hani bu ihtimalleri gözeterek. Onlar onu hecediyorlar. O riski ayarlıyorlar. Hı hı. Ona göre tedbir alıyorlar. En önemlisi bakın sizin bu ay %3, %5 kaybettim, %10 kaybettim diyeceğiniz bir durum oluşmuyor. Kârda oluyorsunuz. Hadi öyle olmadı diyelim. Kayıp bile etseniz panik olacağınız bir durum olmuyor. Tabii. Çünkü iyi şirketler var içinde. Toparlıyor. Dolayısıyla gerçekten bu çok önemli. Bakın bu kadar kötü bir ayda bile, borsa bu kadar düştüğü bir ayda bile eğer sen borsada bu ayda zarardaysan senin hatan şu, doğru fonu almamışsın. Doğru hisseleri seçmemişsin. Onun yolu fonu almak. Doğru fonu aldığınızda bakın. %5.47. Bu şimdi kadar basit. Önce doğru fonu bulmak da nasıl zor bir şey söylüyorlar. Bakın işte neresi zor. İşte şimdi ben de tam o noktaya değineceğim sevgili Mert Hocam. Ya sen Koç iştirak fonunun Koç'un büyük olduğunu bilmiyor musun? Yani bir şey sorgulamana gerek yok. Koç iştirak fonu alsaydın para kazanmışsın şimdi ya. Şimdi az önce dediğinizde hiç hani bilmeyen biri ya bu Koç büyüktür deyip gidip işte Koç'un fonunu alsa bu kadar kazanır. Ya. Hadi Koç'u da hiç bilmeyen birine örnek alalım mı? Ve Foneria'nın otonom portföylerine tamam. de birlikte bir bakalım tamam. onlar ne getirmiş? Evet. Onun üzerinden de bir gidelim. Evet, bu arada bunu ekleyelim. Bir de buna bakalım. Otonom mesela otonomda mesela bu ay ne getirmiş otonom portföyler? Evet, otonom portföylere bakalım. Go4'e girdik. Zaten Foneria'ya girdiğinizde kısa bir anket dolduruyorsunuz. Sizin yatırımcı analizinize ölçüyor ve ardından size hangi otonom portföyün uygun olduğunu gösteriyor, söylüyor. Şu an biz Go4'e bakıyoruz. Go4 son bir ayda %6,20 getirmiş. Son 3 ayda %18,71 getiri sağlamış. Yılına da bakalım. Son bir yılda da %102,23 getiri. Evet şimdi bir yılı güzel ama ben aya baktım. Aya Hı-hı. baktığımızda çok güzel. Çünkü aylık olarak değerlendim. Evet. Aylık %6,2 çok güzel. Doların 3,5 getirdiği bir ayda tamam mı? 6,20. 6,20 gerçekten güzel bir oran. Dolayısıyla mevduatı da ikiye katlamış. Yani banka faizini de evet. neredeyse ikiye katlamış. Dolayısıyla Go4'ü kullanmak da böyle dönemlerde
böyle piyasanın çok karışık olduğu dönemlerde ne yapayım ne edeyim bilmeyenler için, insanlar için gayet mantıklı. Aynen öyle. Bu arada ben arkadaşlarımdan da rica edeyim, bilgisayar şu anda zaten ekranlara bağlı olduğu için soruları göremiyorum. Sorular kısmında destek olmanızı rica edeceğim. Sorulara daha geleceğiz. Evet, daha dur. İzleyicilerimizden gelen yerli borsalara baktık. Soruları... Yerli borsa fonlarında ise ne kadar getirisi olan fonlar olduğunu gördük. Bir daha açalım yerli fonlar başına ilk baştaki şeyi. Gelelim tekrar. Evet. Bakın borsanın bu kadar kötü olduğu bir ayda, yani eksi olduğu bir ayda, borsada bir ayda insanların para kaybettiği bir ayda, bakın borsa fonları neredeyse çoğu para kaybetmemiş, görüyor musunuz? Evet. 2.50, 2.47, 2.30. Tabii. Ya şu an hani en ne kadar kötü bakıyorum. Bile seseniz evet, para kaybetmemişsiniz neredeyse. Aynen öyle hani. Teşekkürler. Şimdi bir de Eurobond fonlarına bakalım. Biraz daha dolar bazı getiri sağlayalım diyenlerin Eurobond fonları. Eurobond da gelsin ekranlara bakalım. En çok getiri sağlayan TL olmuş. Euro portföyün %5,63 getirmiş. Yine QNB Finans portföyün Eurobond'u da 5,50 getirmiş. FUP 3. sırada da AK portföyün AKE evet, var. Eurobond o da 5,32 getirmiş. Baktığınızda bütün 4-5 tane büyük bankanın Eurobond fonları 5,55 45-70 falan getirmiş. Evet. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Demek ki Eurobond fonuna yatırım yaptığımızda normalin çok çok daha üzerinde hem banka faizinin hem de doların üzerinde getiri sağlayabiliyoruz dönemsel olarak. Tabii çok istisna dönemlerde bu değişir ama çok kısa vadeli bakmadığımızda günlük olarak değişkenlik olsa da, ama uzun vadeli baktığımızda gerçekten iyi bir oran bu. Eurobond fonu da yaklaşık %5 civarı getirmiş. Burada en yüksek olanın en sondakini bir açabilir miyiz? Onun mesela bir yıllık getirisine de bakalım. Hemen bakalım yıllık getirisine. %115,75. Bakın %115. Aynı dönemde o çok kazandırıyor dedikleri dolar %60 kazandırmış arkadaşlar. Doların %60 kazandığı yerde %115 kazandıran fon var. Dolayısıyla bu fon yönetimi çok önemli bir şey. Fonlarınızı doğru yere koyalım. Eurobond'un da iyi bir getiri olduğunu yine görmüş olduk. Süper. Bir de faizle ilgili bono vesaire fonlarına bakalım. Hazine bonosu, tahvil bonu. Hemen onlara da bakalım. Evet. Evet, en düşük getirinin olduğu fonlar genelde hazine bonosu ve tahvil bono fonları olurdu. Normalde çok çok daha kötüydü de bu son dönemdeki faiz artışlarıyla beraber biraz toparlamaya başladı. Ama bu toparlamalara rağmen baktığınızda yaklaşık işte mevduat kadar getiriyor. Dolar kadar getirmiş. Çok büyük bir getiri oranı yok. %3, 3.5, 3.80, 3.60. Burada kimlerin kullanması lazım bunu? Biraz daha parayı çok kısa süre içinde kullanmak zorunda olanlar. Yani bugün biri yazmış, diyor ki bir ay sonra annemin hastane masrafı var diyor. Biz evi sattık diyor. O parayı kullanacağız bir ay sonra. Senin bir ay sonra kullanacağın parayla blockchain fonu da almaman lazım. Hisse senedi fonu da almaman lazım. Hatta altın fonu bile belki almamak lazım. Yani şu an seçim dönemi olduğu için hadi bir şey diyeyim ama normal şartlarda almaman lazım. Çünkü çok kısa vadedir. Bir ayda bir şeyler değişebilir. Ama bu tarz fonlar bir ayda size mevduat gibi garanti getiri sunduğu için çok daha emniyetli. Çok kısa vadede bir aylık paranız varsa bu tip Türk lirası faizi içeren fonlar çok çok daha mantıklı ve risksiz. Bir de bir fon vardı. Ziraat Bankası'nın ZP ile başlayan bir fonu vardı. Tam fonu ismi hatırlamıyorum ama dolara mevduat eşleniği getiri sağlayan bir fondu. Bir onu bulabilirsek Ziraat Bankası'nın hemen açtık Ziraat'ın. Evet arkadaşlarım bakıyorlar. Altın katılım değil, ZP ile başlayan, ZP 0.06 olabilir. ZPA var, döviz ZPA ama. Altın, dövizle ilgili bir fonu var, evet. ZPA serbest döviz fonu. Heh, o. 4,91. Peki, bakın o güzel. Niye onu göstermek istedim? Şimdi mesela bu da bir yıllık bakalım mesela buna. Hemen yıllık tarafa da şöyle bakıyoruz. Bir yıllık %77,26 bu da getiri benim, sağlamış. Bir de bunu dolarla eşlenik yapar mısınız? Hemen arkadaşlarım sağ olsunlar destek oluyorlar. Destek olmakta bir şey yok ya, adam bir şey yaptı ki fon sistem o kadar kolay ki fon nerede tık 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 yapıp yapabiliyorsun. Evet evet. Doğru. Bir şey yaptık gibi anlattım ha. Valla telefonlar kolay. Uğurcuğum kusura bakma, oynatalım yani. Evet, yok şaka yapıyorum, çok hoşuma gidiyor ben böyle. Yani ben finansal okuryazarlığa ve insanların rahat rahat kullanabileceği şeylere çok önem verdiğim için bu benim en çok kullandığım uygulama. Yani tık tık tık, çünkü neyi ne zaman neye geçmem gerektiğini, kimin ne kadar düştüğünü, kimin ne kadar şey yaptığını kendimi değerlendiriyorum. Yani bugün 6 aylık baktığımda yaz fonu ya da yay fonu enflasyonun altında getiriyorsa diyorum ki ben bir yerde hata yapıyorum. Doların altında getiriyorsa bir yerde hata yapıyorum. Bunları görerek elbiseyi anlayabiliyoruz. Aynen öyle. Bunları mesela burada baktığınızda görüyor musunuz? %68 dolar getirirken ZPA fonu, evet, uzun 77. Vadede. Yaklaşık %15'e yakın, bakın %15'e yakın fazla getirir. Yani
Bakın çok güzel bir oran bu. Dolar bazı çünkü bakın. Dolara dolar getiriyor. Dolara %15 faiz. İnanılmaz bir oran bu. Bu kısa vadede param var. Ben bunu dolardan çıkmak istemiyorum. Ben ne hisse senedi anlarım. Ne başka borsa anlarım. Ben dolar istiyorum kardeşim. Ama dolara da biraz Mert Bey'in dediği gibi bir enflasyonu varmış bu doların öğrendim. Ben dolara da biraz faiz istiyorum. Enayi değilim affedersiniz. Amerikan Merkez Bankası'na sıfır faizle paramı koymam diyorsanız en iyi fon bu işte. Bu daima doların üzerinde getiriyor. Yani dolar 100 dolarınız seneye 106-107 oluyor. 110 oluyor. Ana hedefte bu. Bu %15 o kadar büyük olan ki ya bugün 100 bin doları olanın tabii. 115 bin dolar oluyor. Müthiş bir oran yani. Tabii. 15 bin dolar kim kime verir ya bugün? Hiç. Yani doları dolar aldın mı mutlu oluyor vatandaş. Yani bazen vallahi şunu düşünmüyor değilim biliyor musun bakın. Ne? Şeytanca bir şey düşüneceğim bir espri yapayım da. Ya böyle eşinden dostundan doları toplayacaksın. Diyeceksin ki senin doların dolar ben sana dolar olarak geri vereceğim. Millet mutlu olacak çünkü dolar artıyor ya. Koyacağım böyle bir fona. Demeyin. Onlardan çok şaşırıyanlar var biliyorsunuz haberde. Şaka bir yana ama hani gerçekten %15 getiriyor çünkü yani abi yani bu kadar basit bir şey insanların görmemesi yani. Sonra da %15 getiri sağlayacaksın. Ya bankalar ama bunu yapıyor işte bakın anlatmaya çalıştığım şey. Sizin tuttuğunuz bu boşta olan paralarla bunu yapıyor banka. Siz boşta tutuyorsunuz ya doları. Onlar boşta tutmuyorlar. Tabii onlar da gidiyorlar işletiyorlar. Aynen öyle. Altını da işletiyorlar. Dolar da oradan bir getiri sağlıyorlar. Bankaların bütün karlılığı burada. Sizin bütün tuttuğunuz boştaki dolarlar o 100 dolarınız duruyor ya da 1000 dolarınız. O 1000 dolarları topluyorlar. Gidiyorlar 1005 olarak, 1010 olarak, 1100 olarak geri alıyorlar. Doğru. Lütfen buna dikkat edin. Tamam. Sevgili Mert Başaran başka bakacağınız bir yok. Şimdi sorular alabiliriz. Sorudan önce ben sizden bir şey rica edeceğim. Tabii. Biliyorsunuz daha önceki yayınlarda konuşmuştuk. Bahar bak yatırım yapmıyorsun, birikim yapmıyorsun diye siz bana da söylemiştiniz. Ödev vermiştim, para biriktirip gelecektin. Evet, para biriktirdim. Geldi. Tamam. İşte tam onun için biriktirdin? Sizi rahatsız ediyorum. 500 lira mı biriktirdin? Hayır aşk olsun. 1000 lira. Şöyle 10 bin liralık bravo. Bir. Bravo. Teşekkür ederim. O zaman bugün benden sana çay. Tamam, yaşasın. Çayım benden. Tamam, teşekkürler. Sallama. Anlaştık, hiç sorun yok. Muhabbetimiz bol olsun, çayımız olsun yeter. Şimdi bir sepet yapmak istesem, siz bana bu konuda rehberlik eder misiniz? Evet. 10 bin liramı Foneria'ya girip ne alayım, hangi fona yatırayım? Tamam. Şimdi şu an seçime yaklaştığımız için biraz altın fonunda durmanı tavsiye ederim. Bir %50'lik altın fonumuz olsun. Tamam, geliyor hemen ekranlara arkadaşlar. Hemen buradan bir başlayalım. Altın bugün para var değil mi? Hemen başlayabilirsin değil mi? Hemen şimdi Foneria'ya girdik. Sizin söylediğiniz fonları seçiyoruz. Mesela baktık abi. Alış emrini de gerçekleştiriyor mesela olacağım. Mesela Tebin'ki güzel getiriyor. Tebin'ki güzel getirdiği alalım için mı? Alalım hadi. Ne kadar alalım? 10.000'in 5.000'iyle alalım. Yarısını tamam alalım. Sepet yapıyoruz 5.000'imizle. Evet, bu 2 aylık böyle yapacağız. 2 ay sonra tekrar bakacağız değiştiririz onu. Tamam anlaştık. 5.000'imle alıyorum TEP'ten yazıyorum ben. Mert Başaran fonu. Aynen portföyümün adında Mert Başaran portföy yapıyorum müsaadenizle. Tamam. Geldi rengimizi de seçtik. %50'siyle de çok kolay anında alış emrini veriyoruz ve devam ediyoruz onayla deyip evet tamam. Alış emrini başarıyla ilettik. Salı günü geçiyor. Niye salı günü geçiyor? Takas vardır. Ertesi gün olmaz. Saati geçirirseniz eğer 2 gün sonra olur. Normalde ama 13'ten önce yapsaydık pazartesi sabah olacaktı. Aynen öyle. Onu da bilsin vatandaş niye aynı gün olmadı diye sormasın. Bazıları öyle çünkü süpersiniz panik oluyor. Vallahi. Vallahi çok panik oluyor çünkü mesela yatırdım parayı Mert Bey param ortadan kaybolmuş. Yok nerede? Nerede? Fonda yok. Yok. Öyle bir şey yok. 2 gün sonra geliyor. Tamam zaten. O, yazıyor sistemsel da. Bir şey o. Yani devletle alakalı, bizle alakalı olan bir şey değil. Kaldı 5.000 liramız. 5.000 liramız. 5.000 liramızı da ben yavaş yavaş yurt dışı hisselerden alalım biraz istiyorum. 1.500 liralık blockchain fonu alalım. Tamam. Az önce siz garanti blockchain'i beğenmiştiniz evet, güzel zaten. Evet, blockchain o gidiyor. Biraz fazla arttığı için biraz riskli. Yatırım tavsiyesi değildir. Kısa vadeli değildir ama uzun vadede mantıklı gibi gözüküyor. Şimdi bunu alırlar yarın gün zarar ederler sonra kızmasınlar. Tamam. Bunu sadece evet, sana bana yapıyor. Size değil arkadaşlar. Evet, bana. Ben rica ettim. Evet, sevgili aynen. Mert Başaran'ın yayında dedi. Mert Bey beni kırmaz. Normalde de kırmaz işin esprisi ama. Evet. Hemen onu da, onu da aldık. Onun da alış emrini tamam. Verdik. Ne etti? 6.500 liramız oldu. Geri kalan ne kaldı bizim? 1.500 kaç kaldı? 3.500 kaldı değil mi? Evet 3.5 kaldı. 3.5 kaldı. 1.500'de yurt dışı hisse senetleri. Çünkü dövizde artış beklediğim için döviz bazı varlıklarda durmak istiyorum bu arada. Tamam. Bunların hepsini alırken döviz de almış oluyorsunuz aslında. Aynen öyle. Az önce evet. Bahsetmiştiniz. Dolayısıyla biraz da yay veya yay alalım biraz da. Yay veya afet olabilir. Hadi yay alalım. Bu aralar yaycıyım ben. Peki. Biraz yay alalım. Hemen yaya gidiyoruz. Yine Yapı Kredi'nin. 1500 mü alıyorduk evet. Mert Bey? Tamam. 1500'de yay aldık. Kaldı son 1500'ümüz. Son 1500 mü kaldı? Evet. Orada da Türkiye piyasasını kaçırmayalım istiyorum.
Türkiye piyasasında da bir Türk hisse senedi fonlarını açalım. Hemen bakalım orada ne var. Orada da en sevdiğim, benim en büyük aşkım Koç İştirak Fonu var. En büyük aşkım. Fonu var. En büyük aşkım. VBB'yi de çok severdim böyle. VBB Koç'a hayranım yani, adamın kafa yapısına. Kitaplarını okudum. Herkese tavsiye ederim. İşte benim hayat hikayem var. Bilmem ne var. 2-3 tane kitap var. Gidin okuyun. Bambaşka bir kapı açılacak kafanızda. Yani çok enteresan bir adam. Mutlaka okuyun bu arada. Son paramızla da alıyoruz. Çok iyi yönetiliyor çünkü şirketler. Çok profesyonel yönetiliyor. Çocuklara falan bırakmamış adam. Anayasayı hazırlamış. Ben öldükten sonra da böyle yönetilecek diyor ve profesyonel yönetiyor. Aile anayasası. Aynen. Peki o zaman hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Evet, 10 milyon lira. Ama bunlar kısa vadeli değildir. Bakın tamam. Kısa vadeli deseydiniz iş değişirdi. Bana şunu deseydin Mert abi. Benim mesela 2000 liran daha kaldı mesela. O 2000 liran da varsa mesela, o 2000 lira da kısa vadeli diyorsun. Onu da o bono, hazine bonosu fonlarından alman lazım. Niye? Bir ay sonra onu çekebilirsin. İstiyorsan onu da alalım. O da boşta mı kalacak o 2000 liranda? Hadi alalım. O 2000 liranda niye boşta? Ha bir de ona çok deliriyorum. Arkadaşlar bakın gerçekten delirdiğim bir konu var. Bir kısmını da likitte tutma. Dur. Onu anlatacağım şimdi. Bak en önemli şey şu. En delirdiğim konu arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarım var. 5000 lira, 10 bin lira, 20 bin lira parası kalıyor. 50 bin lira neyse. Kötü gün parası, doğru. Cebimizde kalsın. O parayı boşta tutuyor. Arkadaşlar hafta sonu dahil paranızı boşta tutmamanız lazım. Çünkü sizin o tuttuğunuz 10 bin lira, 20 bin lira, şimdi bankalar direkt şey yapabilir bana yani, kızabilir ama 10-20 bin liralar toplanıyor, milyonlarca lira oluyor. Bankalar onları işletiyor ve para kazanıyor. Sizin en küçük kuruşunuzu bile bu tip bonlara, fonlara koyarak günlük değerlendirmeniz lazım. Bunlar kısa vadeli, günlük, risksiz, küçük küçük getiri. Yani çok büyük getiri sağlamayacak. Yani 2 bin lira ne getirecek? 2 lira, 3 lira. Ama işte ne bileyim bir 10 bin lira ya da 100 bin liranız olduğunda yemek paranız çıkıyor. Küçük küçük, damlaya damlaya göre olur. Dolayısıyla lütfen. Siz demiyor musunuz zaten küçük paralar? Evet, bunlar ya bir de enflasyon hakkı yani, aslında o para senin karın bile değil yani. Tabii. Gerçekten. O enflasyon hakkı yani, sen şimdi bir ay bu 2000 lirayı tutsan, bir ay sonra da 2000 lira olacak. O enflasyonla 2000 liranın aslında 100 lirasını enflasyon yemiş olacak. Evet. Bu sayede o 100 lira sana faiz ve şey olarak korunuyor. Dolayısıyla lütfen şeye girelim oraya. Evet. Canlı da 900 kişiye çıktı. Çok güzel vallahi. Bir şey söyleyeceğim. Bana geldi haberi. 1000 kişiymiş. Oo, çok güzel. Sonra geç yansıyor ya. İçeride evet, istatistiklere bakıyorlar. Canlı yayında 1000 kişi aktif çok izleyicimiz güzel var. Sorulara birazdan geçiyor evet, olacağım. Sorularınızı bize iletmeyi evet, unutmayın. Bakın ne yaptık, neydik şu anda? En son neredeydik? Hah. 1000 lira, 2000 lirası içinde birinci borçlanma araçları var. Evet. Kısa vadeli borçlanma var mı? Biraz daha kısa vadeli borçlanma var mı? Orta uzun vadeymiş o. Bir kısa vadeli bakalım, aşağılarda bir yerde olmasın. Niye kısa vadeli? Yarın çekebilirsin acil. Hemen seçtik kısa vadeli. Evet. Onlar çıkacak önümüze. Evet bak, kısa vadeli borçlanma araçları. Tamam. Denizbank'ınkini mesela alalım 3.50. Evet. Bakın getiriler çok düşük ama en azından enflasyondan koruyor bizi. Paranız boşta kalmasın arkadaşlar. 10 bin lira, 20 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira bile paranız varsa. Faiz hassasiyetiniz varsa da faiz değil. Katılım fonları var böyle. Kira sertifika fonları var böyle. Ona uygun. Ondan sonra fonlar var. Böyle koyun ki. Çünkü burada enflasyonun hakkı var. Burada aslında bir para falan kazanmıyoruz ya. Bu 3.5'da bir şey kazanmayacağız. Tabii biz koruyoruz. Ama paran erimesin en azından. Tabii tabii. Niye erisin? Niye erisin yani? Sen koymasın o parayı, banka kullanacak. Tekrar söylüyorum. Tabii. En azından bankaya o paranızı kullanma şansı vermiyorsunuz böyle yaparak. Hatta bazen böyle bankalar şey yapar böyle. Ya işte Mert Bey, işte paranız var. Bir 5-10 bin lira da boşta bırakın. Niye diyorum? Ya işte kalsın. Biz kullanalım. Biz kullanalım. Türkçesi o yani. Tamam mı? Dolayısıyla bunu yapmamaya çalışın. Evet, teşekkür ederim. Şimdi sorulara geçelim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgili Mert Başaran'la birlikte Foneria'dan tık tık sağ olsun 5 dakikada alış emirlerimizi verdik, gerçekleştirdik. Uzun vadede de yine bakıyor oluruz ne oldu, ne bittiğini. Şimdi sorulara geçiyorum. Yayının başında da demiştik sorularımız izleyicilerimizin olacak diye sevgili Mert Başaran'a, hakikaten yine soru yağmış. İlk olarak şu soruyla başlayalım isterim. Seçim sonrası yatırım stratejileri nasıl olmalıdır yatırımcının? Seçim sonrası yatırım stratejilerinden sonra bir kez ilk önce birinci kuralı söyleyeyim. Birinci kural, bunu bir kamu spotu olarak söyleyeyim. Ben iki şeye karşıyım. Nedir biliyor musun? Birisi alakasız bir konu ama. Bütün kadınların zayıf, böyle dudaklı, böyle yanaklı, tek tip olmasına karşıyım. Aynı şekilde herkesin de borsada veya diğer yatırımda trader olmasına da karşıyım. Yani herkes aynı olmak zorunda değil. Evet. Herkes bununla mutlu olmak zorunda değil. Herkesin kapasitesi aynı değil. Şimdi bu öyle bize sistem dikte etmiş ki, böyle işte kadınlar böyle olacak, bu boyda olacak, bu şeyde olacak. Herkes onu olmak için koşturuyor bir sürü psikolojisiyle. Bir ton mutsuzluk yaratılıyor bundan dolayı, insanlar mutsuz oluyor. Aynı şekilde yatırımda da böyle. Herkes alacak satacak kardeşim. İlla al sat yapmanıza gerek yok. Şu sebepleri düzgün yapıp düzgün fonlara koyarsanız, stratejiniz yanlış bile olsa çok güzel para kazanıyorsunuz. Bir kez bunu bir koyalım, altına çizelim. Yani bugün konuşacağımız şeyi evet arada değiştirelim ama çok değiştirmeseniz bile çok büyük kaybınız olmaz, doğru yerlerde park edersiniz. Tabii. Bunu bilelim.
Bu ama yine de Mert abi yine de tamam okey biz bir şeyler de yapmak istiyoruz diye diyorsanız da şunu görüyorum. Deminki senin stratejimde gösterdiğim üzere her ne kadar faiz artışı yapılsa da her ne kadar Sayın Mehmet Şimşek ve diğer bakanlar doların artmaması gerektiğini anlatıyor olsa da benim kendi Instagram'ımda ve YouTube'umda da paylaştığım göreceksiniz ki bir adil değer neden ve bazı başka nedenlerden dolayı doların biraz daha artması gayet sağlıklı ve ülke içinde uzun vadeli iyi. Kısa vadede kötü gibi görüyor vatandaş ama doların çok düşük kalması da üretimi ve ihracatı ve istihdamı mahvediyor. Dolayısıyla doların yavaş yavaş artma olasılığı var seçimden sonra. Çok büyük bir artış değil ama artma olasılığı var. Yani asgari ücret %50 arttıysa dolar %40 artarsa 42 liraya gelir. 42 bile olduğunda sen para kazandım zannedeceksin. Aslında sen para kazanmıyorsun. Asgari ücretten bile az artmış oluyor. Sen 44 bile olduğunda dolar yıl sonu yine asgari ücreti geçememiş oluyorsun. Bakın asgari ücreti bile geçemiyorsun. O kadar düşük yani. Ama bizim vatandaşımız bunu anlamıyor. Neyse şimdi dolayısıyla da bu dolarda seçimden sonra bir artış olma ihtimalinden dolayı dolar bazı varlıklarda olmak seçimden sonraki bir ay için çok mantıklı. Dolayısıyla bu stratejimiz içinde Eurobond olabilir. Yurt dışı hisse senedi fonları olabilir. Demin size söylediğimiz gibi altın kesinlikle olmalı. Altın olmalı. Altın olabilir. Onunla ilgili bir soru daha gelmiş. Altın için bir izleyicimiz de diyor ki yıl sonuna kaç olur sizce Mert Bey diyor. Bence ons 2350-400'ü görürse şaşırmam. 2300-350 çok hızlı gitti çünkü 2000 biraz düzeltme yapabilir. Gram da onunla senkronize olarak doların da artışıyla 3000-3200 olursa gram şaşırmam. Dolayısıyla tüm bunlardan dolayı altın da olması lazım portföyde. Dolayısıyla demin sana yaptığımız gibi aslında yani %50 altın ağırlıklı olmak, %15-15-15 de yurt dışı hisse fonları veya yurt dışı blockchain fonları gibi fonlarda olmak, %15 falan da Türk hisse senedinde olmak lazım. Ne zamana kadar? Seçimden sonraki bir aya kadar. Yani biz şimdi bugün ayın kaçı? 23'ü galiba. 23 evet. Biz bir ay 23 bir dahaki 23 Nisan'da Cumhuriyet Bayramı'nda çocuk bayramında 23 Nisan'da büyük ihtimalle yapamayız. 24'te yapabiliriz. 24'te falan yaptığımızda orada şunu konuşacağız. Artık seçim bitti. Döviz ve altında bir hareket oluşmaya başladı. Yavaş yavaş hisse senedi fonlarına geçiyoruz diyeceğiz. O zaman da biraz hisse senedi fonlarına geçmek daha mantıklı olacak gibi gözüküyor. Çünkü bu sefer de orası gidecek. Yani evet. Altın, döviz gidecek. Sonra da hisse senetleri İşte gidecek. Yayınlarda da biz de sevgili Mert Başaran'la birlikte nereye doğru pozisyon almamız lazım? Bunları konuşuyor olacağız. Ama aslında hepsinde olacağız. Sadece ağırlıklarını değiştireceğiz. Yani hiçbir yerden tamamen her çıkılmayacağız. Zaman diyorsunuz her zaman sepet içinde yani hep onu söylüyorum. Hepsi olsun ki mutlu olun. Yani bugün borsa çıkma da mutlu olman lazım. Ben hep mutluyum mesela. Niye mutluyum? Ben hep niye mutluyum biliyor musun? Neden? Bir, Allah'a çok şükür sağlığım var. İki, çok sevdiğim bir iş yapıyorum. İnsanlara bir şeyler anlatıyorum. Hı hı. Çocukken bile böyleydim. Vaaz verirdim böyle. Kilise papazı gibi tamam mı? Bir de sizin motivasyonunuz da insanlardan. Yani Allah şey, razı olsun. Evet, ama siz çok, çok hoşuma gidiyor. Evet, çok, çok dua almak çok hoşuma gidiyor. Ömrümün uzattığına inanıyorum. Üçüncüsü de hep benim her gün kazanıyorum ben. Şimdi niye her gün kazanıyorum? Şimdi manevi kazançtan sonra bir de maddi kazançım oluyor. Niye? Çünkü abi hepsi var küçük küçük de olsa. Bakın parayı küçümsemedim ben hiçbir zaman. Yani bana diyorlar ki işte çok param vardır ondan. Vallahi çok parayla alakası yok arkadaşlar. Çok az paranız da olsa sepetinizi yaptığınızda mutlu oluyorsunuz. Yani bugün borsa çöktü diyorlar. Bir bakıyorum evet borsa çökmüş ama altından yine kazanmışım. Sonra altın çöktü diyorlar. Bu sefer borsadan kazanmışım. Altınla borsa çöküyor. Aa baktım bu sefer de kriptodan kazanmış oluyorum. Yani sepetin içinde hepsi olursa hep kazanıyorsunuz ve total baktığınızda bir gün o artıyor, bir gün o artıyor, bir gün o artıyor ama bir yıl vadeli baktığınızda aslında hepsi aşağı yukarı artıyor ve hepsi ortalama bir getiri sağlıyor size. Bugün bir yıl içerisinde %70 altın artsa, %80 altın artsa, %150 blockchain ya da ne bileyim işte bitcoin artsa, %120 Türk hisse senedi alsa totaliniz ortalama %100'e geliyor. Ana amaç lütfen ve lütfen sepetlerde hepsinin olması lazım. Arada sepetleri böyle değiştireceğiz. %15'inizi sonra %30'a çıkaracağız. Sonra indireceğiz, kaldıracağız. Yapacağımız iş bu kadar aslında. O da neye göre? Piyasadaki koşullara göre. Tabii. Çok artandan çıkacağız. Fonlar da böyle yönetiliyor arkadaşlar. Fonlar da başka bir şey yapmıyor. Adamlar %20'yi getiriyor, öyle sağlıyorlar. Ne yapıyor? Bakıyor ki altın çok artıyor. Bu sefer diyor altınla gümüş paritesi çok düşürüyor. Gümüşe geçiyorlar kıymetli madenler. Ya da mesela Koç İştirak Fonu mesela çok iyi gidiyor diyor ama bakıyor Koç İştirak'ın içinde Türk Traktör çok yavaş kaldı diyor. Gidiyor Otokar'ı satıyor, Türk Traktör'e geçiyor. Türk Traktör'den çıkıyor Yapı Kredi'ye. Böyle dengeleri değiştiriyor hafiften. Böyle yaparak da çok güzel yönetiyor. Biz de bunu yapacağız. İşimiz bu arkadaşlar. Bir başka izleyicimiz demiş ki aylık 5000 kenara ayırabiliyorum. BES için ne kadar yatırayım? Vallahi aylık 5000 lira yatırabiliyorsan 5000 değil bence
20 bin yatırabiliyorsan yatır. Çok zor bir şey istedim. Hani 5 bin lira biriktirebilen bir insandan 20 bin lira istemek. Niye 20 bin lira diyorum? 20 bin liranın bir esprisi var arkadaşlar. 20 bin lira yatırdığınızda devlet yaklaşık 6 bin liraya yakın ek katkı veriyor size. Dolayısıyla ne kadar yüksek yatırırsanız o kadar avantajlı oluyorsunuz. Dolayısıyla 5 bin lira alt limitin altında kalıyor. Yine yatırabilirsiniz, sorun değil ama. Ya şöyle düşünün. Biri size 6 bin lira vermek için uğraşıyor. Siz diyorsunuz ki ben 6 bin istemiyorum. 1500 ver bana, 4500'ü kalsın sende. Niye bırakasınız? İmkanınız varsa yavaş yavaş 5 bin yapın bu ay. Bir dahaki ay 7 bin yapın. Bir dahaki ay 8 bin yapın. İşleriniz düşerse tekrar 6 bine düşürebilirsiniz çünkü. Düşürme şansınız da var BES'te böyle. Hı hı. Veyahut da bu aralar 5-5 yapın ama toplu bir yerden para gelirse toplu yapın. Hı hı. Ve yine aynı şekilde fonlarınızı da orada böyle Fonelya'daki gibi yönetin. Hı. Aynı, o hiç fark yok. Aşağı yukarı orada da aynı fonlar var, hı hı, çünkü. O fonların eşleniklerini bulacaksınız. Orada şunu yapacaksınız. Mesela o fon bizde yok mu? Bizim bireysel emekliliğimizde yok mu diye sormayın. Açın Fonelya'ya tıklayın. Orada hangi fon varsa o fonun içindeki içerikle aynısının emsallerini orada bulabiliyorsunuz. Şöyle hemen bir diğer soruya geçiyorum. Burada sanırım bir şey göstereceğiz değil mi? Hemen ekranı yansıtalım. Bir BES önerisi. Sayfası da yine mevcut yatırım tarzınıza göre. Burada Fonerian'ın içinde BES önerilerini de görebiliyorsunuz. Hemen şöyle baktığımızda da orada yine aylık, 3 aylık, yıllık getirileri mevcut görünüyor. Tamam. Okey. Mesela burada ne var? İçinde ne var bunun mesela? Yukarı alalım mesela. En yukarı. Ha. Evet. Şurası bakalım. Evet, nedir? Tahvil bono %55, %20 yerli hisse senedi, %12,5 katılım, %12,5 da Eurobond var. Mesela bu bir şey. Bunu mesela belli periyotlarda değiştirmek lazım. İşte bazen mesela demin konuştuğumuz gibi bir dahaki, hı-hı, ay biraz hisse senedine geçeceğiz. Bu ay altında duracağız. Evet. Dolayısıyla böyle hareketleri doğru yaparsak bu 70, 80, 90, 100, 110'a çıkar. Ana amaç nedir? Bakın bu işlerden zengin olmazsınız. Tekrar söylüyorum ama bu işlerden gelecekte zengin olacak parayı biriktireceksiniz. Hep onu anlatıyorum. İstikrarlı şekilde büyüyecek paranız. Yani bakın dolar bazı. Yani geçen yıl doların %70 getirdiği yerde, %60 getirmiş yanılmıyorsam. Doların %60 getirdiği yerde siz %80 kazanıyorsanız bu inanılmaz bir orandır. %30'dur. Dolar bazı %30 dünyada yoktur. Hı hı. Müthiş bir oran. Şimdi mesela vatandaş onu da anlamıyor. Ya ben doları %60 artmış. Mert sen %80 kazanmış senin dediğin şey ya da bizim baktığımız fon. Beğenmiyor bizim milletimiz. Hayır arkadaşlar, müthiş bir şeydir. Dolar bazı %30 kazanmak müthiş bir orandır. Hı hı. İstikrarlı olarak bunu kazanırsanız kar topu gibi, bakın %15'le bile, bak %30 var şu an. %15'le bile her 25 yıl boyunca %15 dolar bazı getiri sağlarsanız arkadaşlar, 10 bin lira yatırarak 1.6 milyon, 10 bin değil pardon, 500 dolar, 15 bin lira yatırarak 25 yıl sonra 1.6 milyon dolarınız oluyor. Bakın, İnanılmaz. Müthiş bir oran. Ya şu Einstein'e, bana inanmıyorsanız Einstein diye biri var. Çok bilgili bir adammış. Adamın bir araştırın, bileşik getiri nedir diye anlatmış size, tamam mı? Yani hani ben çünkü anlatıcı, inandırıcı gelmiyor. %15, 15, 15, 15, 25 yıl boyunca parayı uçuruyor. Paranın yavrulama dediğimiz şey o. Yani yavrusu oluyor. Dolayısıyla %15 de çok basit oranlar bu oranlarla. %15 getirebilirsiniz arkadaşlar. Sadece istikrarlı olarak %15, %15, %15. Bir bakacaksınız o küçümsediğiniz para öyle bir katlanmış ki, öyle bir olmuş ki şaşıracaksınız. Şimdi Mert Bey, Yener Uğurelli demiş ki her ay gram altın, hı-hı, ve Koç iştirak fonu alıyorum, mantıklı mı? Her zaman bunu konuşuyoruz. Fiziki altın mı, altın fonu mu? Ya şimdi fon şirketinin yanında da şimdi doğru güzel fon. Doğruyu söyleyin. Fonu şey diyoruz. Şimdi arkadaşlar ikisinde farklılıkları var. Mesela ben normalde fiziki altıncıyımdır. Niye? Fiziki altını aldınız mı çok fazla satamıyorsunuz. Kasaya koymak ve eliyle dokunmak çok önemli. Dolayısıyla bir miktar bence fiziki altınız olmalı herkesin. Hı-hı. Eğer bir kasası varsa, ama bakın kasanız yoksa yapmayın. Kasanız varsa evde veya bankada. Öyle evde falan tutmayın, çok hırsızlık oluyor çünkü. Ha bir de Allah korusun, yani deprem i̇şte, ülkesiyiz falan, o yüzden öyle şeyler de, evet, de var. Evet. Ama bir miktar yine de fiziki olması, hı-hı, lazım. Ama özellikle böyle dönemlerde. Nasıl dönemlerde? Piyasada altın bulunamayan dönemlerde. Ve altın sıkıntısının olduğu dönemlerde ve altın marjının çok yüksek olduğu dönemlerde altını fon olarak almak mantıklı. Çünkü fon olarak aldın mı o aradaki farkı ödemiyorsun. Ve getiri direkt sana yansıyor. Yani eğer siz, bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim tekrardan. Pazar günü altın aldınız. Pazartesi günü daha doğrusu altın aldınız. Haftaya pazartesi günü satarsanız ve altın aynı fiyatta kalırsa ya da altın %1-1,5 artarsa diyelim. %1,5 arttı diyelim. Büyük ihtimalle alım satımdan dolayı siz 1-1,5 zarar ediyorsunuz. Bakın 1-1,5 zarar ediyorsunuz. O kuyumcu farkı veya alsat farkından dolayı. Hı-hı. Ama fon olarak aldınız mı o %1,5'u yansıtabiliyorsunuz. Kar ediyorsunuz. Dolayısıyla fonu
biraz da fon olarak altını, biraz da fon olarak almak mantıklı. İkisinden de sepet olması lazım diye düşünüyorum. Acil durumlar için her zaman bir altınız olsun, kasanız varsa tekrar söylüyorum. Kasanızın dışında da sepetiniz için de fon olarak almanız mantıklı. Özellikle böyle dönemlerde. Ya çünkü kuyumcuda alamıyorsun. Alsan da çok büyük marj var. Niye alayım? Şimdi bir yandan da gözüm sorularda siz dinlerken sevgili Mert Başaran, Fatih Özpolat diyor ki Mert hocam seçimden sonra doların artacağını ve Fed'in faiz indirimi yapacağını baz alırsak AFT, yay gibi fonları şu anki seviyeden almak mantıklı olur mu? Nasdaq da buna bağlı artıracağı için demiş. Yani şöyle, çok arttı tabii, o yüzden de süper bir nokta değil ama demin bahara da aldık biraz, gördünüz programın başını seyrettiyseniz. Mükemmel bir dönem değil yani, illa benim o 10 bin Nasdaq'tayken paylaştığım gibi ne yapın edin alın diye böyle dilimde tüy bitti. O dönemde değiliz ama yine de bir marjı var orada. Hem doların artmasından dolayı hem de bu fonlarda bir artış olma ihtimalinde, Nasdaq'ın biraz daha artma ihtimalinden dolayı alınması, portföyde biraz olması mantıklı. Şimdi bakıyorum yine yorumlara. Samet Uysal demiş ki Mert hocamı aç bırakmayın, o bizi bilgileriyle besliyor çünkü demiş. Yine bu yemek muhabbeti yayının altında da arkadaşlar, devam ediyor. Sponsor arıyorum, sponsor arıyorum, sponsor arıyorum. Sizin hepinizi iftara çağıramayacağım ama iftar sonrası çay ve pasta yapmak istiyorum veya işte kahve ve tatlı. İnşallah buradan Fonere'ye de diğer şirketlere de sesleniyorum, bizi seyredenler. Böyle bunu büyük bir yer arıyoruz. Inşallah. Böyle tabii. 500 kişinin olduğu, 600 kişinin olduğu, biraz da emrivaki yapıyorum patronlara belki duysunlar diye. Şaka bir yana, yok onlar da sağ olsunlar uğraşıyorlar bunu yapmak için, yer bulamadık daha. Böyle bir yer bulabilirsek, böyle bir 500-600 kişinin olduğu bir yerde böyle bir oturup hepinizle konuşup kısa bir tanışma yapmak istiyorum. Hem de tatlı çay kahve şey yapar. Normalde ücretli yapabilirsin diyorlar ama ücretli kimseye davet etmek istemiyorum. Yani ücret verecekler, yemek yiyecekler. Şimdi o yanlış anlaşılır diye en azından böyle bir şeyi. Siz bir ara gelmek istiyorum. Anladım. O ücretsiz nasıl yapabilirsek onu yoluna arıyorum. Çünkü sevgili Mert Başaran, size de şimdi yine mütevazı davranıp söylemiyorsunuz. Herkes sizinle bir iletişim kurmaya çalışıyor. Tabii o da yorucu oluyor. Yani en azından burada bir grup insanı bile. Çıkar konuşuruz. Evet. Yani geçen bir yerdeydim. Bir yemek yiyeceğim dedim. Bir isteyen oradayken gelsin dedim. Bir baktım 40 kişi geldi. Acayip para ödedim. Yemin ederim battım yani. Vallahi Ataköy'deyim, bir iş program arasında Sözcü televizyonundan mı? Yok, Halk TV'den çıktım. Arkasında şeyin programı vardı. TGT'deki programım vardı. Aradaki zaman dilimi dedim ki Ataköy'deyim, bir yemek isteyen gelsin, 2 saat vaktim var. Abi 40 kişi geldi. 16 bin lira hesap geldi. Hayalini gerçek oldu yani. O yüzden bu kadar hayalim yok, o yüzden daha böyle tatlı olsun. Yiyeceğimiz bir ortamlar arıyorum bu arada. Kat katı sizin olsun. İnşallah. Şaka bir işte. İzleyicimiz demiş ki Leo Adana takma lakaplı, fonlarla tanışmadan önce kim isterse borç veriyordum. Fonlarla tanışınca en küçük paramı bile fona yatırıyorum artık. Çünkü belki de benden borç alanlar fonlara yatırıp bana paramı birkaç ay sonra geri veriyordu demiş. Yani bankalar onu yapıyor da, hani arkadaşlarımız onu yapabiliyor. Orada da bir şey düşünmek lazım. Orada benim şöyle bir düşüncem var. Ben biri borç istediğinde, bu da Sakıp Sabancı'nın öğütüdür. Borç istediğinde şuna bakacaksınız. Ne kadar istiyor? O paranın içinden siz gerçekten sizi üzmeyecek, sarsmayacak bir rakamı vereceksiniz ve o verirken de o paranın gelmeyeceğini düşünerek vereceksiniz. Ya bugün sen benden diyorsun ki Mert abi bana bir 50 bin lira versene. Büyük ihtimalle ne isteyeceksin? Tatil yapacağım, bilmem ne yapacağım, çanta alacağım veya... Hayatta vermezsin sebebi bu arada. Öyle bir şey desem vermem ama başka bir şey için istedin diyelim tabii. Mesela. O 50 bin liraya mesela orada şey düşüneceksiniz. Ya 50 bin lira istemiş ama bir 5 bin lira vereyim, 10 bin lira vereyim. O %10'unu verip ama o paranın gelmeyeceğini bilerek vereceksiniz ki en azından gelmezse hayal kırıklığına uğramayacaksınız ve dostluğunuz, arkadaşlığınız bozulmayacak. Hem de planlar belki sarsılmayacak. Ve Sakıp Sabancı'nın sözüdür bu. Dolayısıyla da evet, para kazanmak önemli ama arada arkadaşlarımızın da ihtiyacı olduğu dönemlerde destek olmak da önemli. Onu öyle bir şey yaparsanız hem vicdanen vermemiş olmazsınız hem de bütün paranızı verip fonları kaçırmamış olursunuz. Denge yapmak lazım. Aynen. Her tarafı düşünmemiz lazım. Hem bu tarafı hem öbür tarafı, denge. Doğru, denge her şey hayat. Her şey denge. Orada da bir sepet yapmamız lazım. Bak gerçek söylüyorum, hani insanlar hayatta sapıtmış yani. Sadece para odaklı bir kesim var veya başka taraf odaklı. Yani hayır, hayat iki tarafta da olmamız lazım. Hani çok güzel bir hadis vardı galiba. Hani hiç ölmeyecekmiş gibi çalışmamız lazım ama yarın ölecekmiş gibi de üzgün insan olmamız lazım. Dolayısıyla orada da bir fon yönetimi yapmamız lazım. Kısa vadeli planlar, doğru, uzun vadeli yani. Tamam, vallahi öyle ama gerçekten gülüyorsun ama gerçek öyle. Hayır hayır, sizin anlatışınız çok eğlenceli. İnsanlar sadece çok para kazanayım, 80 dairem 100 dairem öleceksin yani. Onu yaparken de iyilik de yapmaya odaklanalım. Onu da mutlaka, onu da arada söyleyeyim, lütfen kazandığınız parayı Ramazan ayı kardeşim. İstersen Ramazan olmasın, başka ayda da yapabilirsiniz ama ya en azından aklınıza gelebilir Ramazan diye, en azından gelebilir. Ya 40'ta birini, 30'da birini, 50'de birini, 100'de birini ihtiyacı olan insanları bulup kazandığınız, buradan birer şeyler kazanıyorsak paylaşmak güzel. Evet. Olmayan parayı kazanıyoruz çünkü biz. Yani gerçekten hani bir sürü insanın kazanamayacağı şeyleri finansal okuryazarlıkla, yani blockchain fonu alıp %150 kazandıysan bu senin beyninin yeteneğidir. Ama bunun zekatını, beynimizin zekatını, bilgimizin zekatını verebiliriz. Orada bir hayır işleyebiliriz. Bunda hani
Yatırım tavsiyesidir. Bu gerçek en güzel yatırım budur yani. Evet, doğru. Aydın Arıduru diyor ki merhabalar, iyi yayınlar. Amerika borsalarının önümüzdeki 6-9 ayını nasıl görüyorsunuz ve buna binaen yabancı fonların 6-9 ayda ciddi oranda kazandıracağını düşünüyor musunuz? Ciddi oranda kazanç yaptılar zaten. Geçen sene 10.000'den 10.600 emisede, 16.000'e gitti. Dolayısıyla çok ciddi kazanç olmasa bile bu sene de kötü olmayacak gibi gözüküyor. İyi olabilir. Yani %20, %30, ya ben Nasdaq'ta 21.000'i 1-2, yani bu yılın sonu değilse bile bir dahaki yıla doğru bekliyorum. Dolayısıyla yani, yani 21 bin demek de dolar bazı %40'a yakın bir getiri demek. Hı. Olabilir. Neden olmasın? Çünkü faizler düşünce para oraya akacak. Tabi burada Amerika'nın faizleri ne kadar düşüreceği ve ne kadar süre düşük kalacağı, evet, kaça düşüreceği. Dolayısıyla ne demek? NŞA diyoruz. O yüzden her ay yapıyoruz programı. Normal şartlar altında. Yani ben bugün bunu derim. Yarın sabah var ya bir fikir değiştirir Amerika, der ki tabii, ben arttırıyorum faizleri, bu dediklerin hepsi çöp olur arkadaşlar. Dolayısıyla o yüzden sepet yapmamızın nedeni de o, NŞA dememizin de normal şartlar altında evet dediğinizin olma ihtimali yüksek. Ama bunları arada anlatıyorum ki hani program arada girmiştir tabii, ya böyle dedi biz bunu yapalım. Hayır, bu böyle olursa böyle. Aynen öyle. Bir izleyicimiz demiş ki Hüsnü Çömlek, faiz hassasiyeti olanlara ne tavsiye edersin, hangi fonlar diyor. Yayın arasında bir söylemişti. Evet, yayın arasında söyledim. Yani kaçırınız orada. Katılım fonları var. Katılım fonları faiz hassasiyetleri için olanlar için çok önemli. Katılım fonu diye geçen fonlar, katılım hisse fonları var. Bir. Katılım kira sertifikası fonları var. İki. Kısa vade için katılım kira sertifikaları. Böyle 2-3 ay için. Uzun vade için katılım hisse senedi fonları. Mesela aktif portföyüm var galiba. Katılım teknoloji fonu diye bir fon var. Çok güzel. Yurt dışı hisse senetleri ağırlıklı. Hem döviz bazı getiri yapıyor, hem iyi şirketler var, hem faiz hassasiyetine uygun. Aynı şekilde katılım altın fonu var. Bu da çok güzel bir fon. Dolayısıyla katılım yazan her şey katılım esasına göre o dini şartlara uygun şirketlerden onların listesine göre yatırım yapıyorlar. O hassasiyetlere uygun yapıyorlar. Dolayısıyla ona göre bakabilirsiniz. Ona göre değerlendirebilirsiniz. Peki yavaş yavaş kapatalım mı? Ne dersiniz? Son bir soru alalım, ondan sonra kapatalım. Son bir soru. Peki siz yakalandım. Hemen bakayım. O kadar çok soru var ki. Siz de seçmek isterseniz olsun. Eğer tamam. Hemen şöyle bakıyorum. 1100 kişi oldu, dayanamıyorum. Ben böyle çoğalınca bırakmasım gelmiyor, biliyor musun? Devam edelim Erp. Olur, benim için hiç fark etmez. Şimdi şöyle sorulara tekrar bakıyorum. O kadar çok var. Konut veya gayrimenkulle ilgili soru soran var mı? İnanın yok, tamam. Benim taradığım. Konutla gayrimenkulle ilgili hiçbir şey görmedim. Tamam, Mert Bey. Yoksa bakayım. Evet, dilerseniz bir sonraki yayına size son güzel böyle bir soru seti hazırlayayım. Çünkü şu anda hep tamam, aslında yok, benzer şeyler tamam, gelmeye başlamış. Çok da verimli, güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Umarım izleyicilerimiz de öyle düşünüyorlar. Ama şeyi lütfen küçümsemeyin arkadaşlar. Bakın, hedefiniz şu olması lazım. Benim hayat felsefem o. Dolar bazı yılda %15 kazanırsam, yani müthiş bir oran bu. Altın %8-9-10 getirir bazen. Bazen %14 getirir. Bazen işte Eurobond getirir. Bazen bunu şey getirir. İşte Nasdaq getirir ama dolar bazı %15'i istikrarlı olarak uzun yıllar yaparsanız servetiniz olur. Arada bir de %30'lara falan çıktığınız yıllar olursa, ki bu yıllarda çıktı. Geçen yıl mesela epey yaptık. Yani geçen yıl benim dediğim şeyler dolar bazı %60-70 yaptı totalde. Bu müthiş getiridir ve kar topu olarak paranız büyür. Buna inanmıyorsanız lütfen internete girin. İngilizce bilenler Retirement Calculator yazsın ya da Savings Calculator. Türkçe, yani İngilizce bilmeyenler de emeklilik hesap makinesi diye yazsınlar. Orada lütfen hedef koysunlar kendine. Ben hep yapıyordum onu küçükken. Şu an param şu kadar, 1000 lira. Tamam mı? Her ay şu kadar yatıracağım. Yıllık da dolar bazı şu kadar getiri sağlayacağım deyin. Ve enterlayın. 30 yıl sonra paranızın nasıl bir kar topu olduğunu, o küçük para nasıl bu kadar büyüyor dediğinizi göreceksiniz. Aynı olmuyor. Ben onu yolladım geçen mesela, inanamadılar. Dediler ki Mert Bey, 150 bin dolar nasıl olur 1.6 milyon dolar? Açıklıyorsunuz. 150 bin dolar Einstein'a göre, ben söylemiyorum. Faizinin faizini ya da yavrusunun yavrusunun yavrusu. Yani inek gibi düşünün, çok affedersiniz. 4 tane çocuğu oluyor. O 4 tanenin de 4 tane daha çocuğu oluyor. Ne oluyor? 16. Sonra 16 bir 4 tane daha çocuk yapıyor. O zaman ne oldu sayamıyorum. 60 tane mi ne oluyor? Biriniz 60 oluyor. Para böyle yavruluyor. Hisse senetleri böyle yavruluyor. Bu tip fonlarda da böyle yavrular. Bunu unutmayın. Küçük paraları küçümseyen, küçük kafalardan olmayın. İhtiyacı olanlarla da paylaşalım. Lükse değil, gösterişe değil. İhtiyacı olanlara. Gerçekten bu programdan bir verim aldıysanız, 1100 kişi var. Bunun içinden bir kişi bile benim adıma, benim babama ve dayıma, ikisi de vefat ettiği için, onların ruhuna bir güzel bir iyilik yapıp da dua ederse benim için çok değerlidir bu. Allah razı olsun. Peki. Sevgili Mert Başaran, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada şunu da hatırlatalım. Biz Mert Bey'le her ayın bir her ay stüdyodayız. Evet. Ama bunun dışında canlı yayınla, evet, uzaktan da bağlanıyoruz. 15 günde bir canlı yayın, evet, piyasaları konuşuyoruz, sorularınızı, ama bir ayda bir
Bunu yapacağız ki. Çünkü bir ayda ne olduğunu görmenizi istiyorum arada portföylerin paraların. Ki bugün güzel de bir Mert Başaran portföyü oluşturdum. Evet, uzun onu vadede değiştireceğiz şimdi. Evet. Aya bir dahaki ay bakacağız. Dengelerini değiştireceğiz. Bakıyor olacağız. Diğer fonlarla kıyaslıyor olacağız. Çok teşekkür ederiz katılımlarınız için. Bunu kaydedeceğiz arkadaşlar. Kaydettikten sonra ilk önce Fonerya'nın kanalından sonra da benim kanala bir ara yükleyeceğiz. Oradan da seyredebilirsiniz. Şu an hemen ses geliyor. Çok da canlı bir ortamdayız. Şu an kaydolmuş izleyebilirler. Tamam, şu an kaydolmuş izleyebilirsiniz. Diyorlar. Programın başına itibaren izleyebilirsiniz. Peki çok teşekkür ediyoruz tüm izleyicilerimize. Sevgili Mert Başaran bizimleydi. Zaten Fonerya TV'de yayınlar, canlı yayınlar ay içinde de hafta içinde de farklı misafirlerimizde de devam ediyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ama en tatlı misafir benim. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın sevgiler.